اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِفُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ صدق الله العظيم. Değerli müminler, Kalem suresinin 17. ayet-i kerimesinden 33. ayet-i kerimesi dahil olmak üzere anlamaya inşallah çalışacağız. Rabbim cümlemize muvaffakiyet versin. Şimdi bu surede bir bahçe sahiplerinin yaşamı anlatılıyor. Bununla ilgili bir benzeri de Kehf suresinde anlatılıyor. وَطْرِبْ لَهُمْ مَسَلَا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِيَا حَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ diye. Arada farklar var ama en göze batan iki kıssa arasındaki fark, bazı fesirler diyor ki birisinde ferdi bir bahçe sahibi imtihanı, birisinde toplumsal devlet, millet, cemiyetin imtihanına işaret vardır. Yani biri şahsi, diğeri ise umumi bir imtihana vesiledir. İkinci olarak bu kıssa Araplar tarafından daha önceden bilinen bir hadiseydi, ona işaret ediliyor. O zaman burada üç husus var. Bir, bu kıssanın kendi oluşumu. İki, Mekke Kureyşlilere bunun okunmasının getirdiği dersler. Üç, bugün biz Müslümanların çıkaracağı dersler diye böyle bir çizgi çizebiliriz. Peki İslam'ın ilk döneminde Efendimiz daha İslam'ı yeni anlatırken Mekkelilere bu kıssanın anlatılmasının hikmeti ne olabilir? Niçin anlatılmıştır? Diyor ki alimler, bu kıssada Allah-u Teala'nın bir aileye vermiş olduğu nimetlerden bahsediliyor. O nimetler de bu şükre karşı nankörlük ettiler. Ve sonunda da varlıkları ellerinden gitti. O zaman dönüp diyorlar ki Allah-u Teala lekat mennallahu ve mü'mine ilbâse fîhim rasûlen, peygamberi de bir nimet olarak insanlara göndermiştir. Mekke'nin Kureyşleri de o nimetin kıymetini bilmezlerse sonları dünyada da ahirette de bir azaba vesile. Aslında vaazın çok kısa özeti bu. Yani bunun için dinliyoruz. Buradan neler çıkaracağız denirse o nimete bir işaret veriyor. Şimdi kıssaya dönecek olursak Cenab-ı Hak diyor ki inna belevnâhu kemâ belevnâ ashabel cennet. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, bela imtihan demektir. İyi anlamında da kullanılır Kur'an-ı Kerim'de bela el hasenâ. Yani bizde bela kötü kullanılır. Bela Arapçadaki anlamıyla tam Türkçe'ye geçmemiş. Yarısı geçmiş, yarısı orada kalmıştır. Burada ama bu bela, bir gün vaaz etmiştim. Birisi dedi ki, galü beladaki bela mı? Ama o bela değil. Oradaki ayrı bir anlamı olan bir kelime. Bunun kökü ayrı. Yani galü beladaki o evet. Galü dediler, bela evet dedi. Buradaki bela imtihan etmek anlamı. Biz diyor Cenab-ı Hak, vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onları da, yani Mekke inkarcılarına da bela verdik. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yusuf'un yılları gibi kıtlık ver bunlara ya Rabbi diye çok bunaldığında böyle bir dua ettiğini işaret ediyoruz diğer kitaplarda. Burada bahçe sahipleri geçiyor. Cennet kelimesi hem ahiretteki cennete isim, hem dünyadaki bahçelere de isim olarak yeşillik, içindeki gizlilik, güzellik anlamlarını ifade etmektedir. Şimdi bu bahçe sahipleri bir anlamıyla şöyle düşünün, her birimizin sahip olduğu varlık kendi bahçemizdir. Yani imamın bahçesi bir anlamıyla cami ise, öğretmenin bahçesi sınıftır, tüccarın bahçesi dükkanıdır, sanayicinin fabrikasıdır veya ziraatla uğraşanınki de tarlasıdır. Herkes buradan kendine dönen dersi görmesi gerekir. Yoksa
benim bahçem yok, ben bahçeyle ilgilenmiyorum, buradan pek çıkaracağım ders yok gibi düşünmemek gerekir. İl-Abasemû le-yaslimunnehâ musbihîn. Hani o bahçe sahipleri hatırlayın diyor Cenab-ı Hak, sabah erkenden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Yani sabah erkenden gideceklerine, yoksa akşamdan karar veriyorlar. Buradaki kelimeler üzerinde gramer veya anlam olarak leyaslimunneha, yassarim gibi, velâ yestesnûn gibi veya Sübhane kelimesi gibi müfessirler farklı anlam ve izahlarda bulunmuşlardır. Şimdi bir amelden önce ilk yapılan şey nedir değerli müminler? Niyettir değil mi? Yani her iş öyledir. Yani niyetsiz amel yok bir kere. Kötü niyetli amel var. Kötü niyetli amel var. O zaman niyetin ameldeki yeri de belli bir noktada sorumluluk gerektirir. Her aklımıza düşen şey bizi sorumlu mevkine düşürmeyebilir. Her aklıma geldiğinden sorumlu muyum? Değilim. Ama azmetmiş olduğum niyet varsa, azimli, kararlı, o zaman o niyetten sorumluyuz. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, katil de cehennemlidir, maktul de cehennemlidir. Öldürülen de, ölen de cehennemlidir buyurdu. Derler ki ya Resulallah, öldüren cehennemde olur da ölen niye cehennemde? Buyurdu ki o da onu öldürmeye hırslı ve niyetliydi. Yani ikisi de silahını kuşanmış, ikisi de fırsat kolluyor. Birisi atik davranmış neyse, öbürünü öldürmüştür. Öyleyse burada neden gitti ikincisi? O da kötü niyetinden dolayı gitti. Onun için niyetlerimizi de ıslah etmek, tasih etmek, niyetin belli bir aşamadan sonra sorumluluk gerektirdiğini bilmek gerekir. Zira Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kim bir iyiliğe niyet ederse ona sevap var. Yaparsa kat kat sevap var. Kim bir kötülük işlemeye niyet eder de Allah için vazgeçerse sevap var, işlerse bir ceza var buyurarak niyet amel ilişkisini dört kısım üzerinden izah etmiştir. Şimdi burada başka bir şey var. Bazen biliyorum bu sabah 45 dakikaya bitirmek istiyorum ama daha ayeti ilerleyemedik. Bir de hiç not getirmedim bu sabah. O kadar bah, yazdım yazdım yazdım. Onları okuyunca da vakit geçiyor. Bu sefer böyle olsun dedim. Aklımda kalanı söyleyeyim. İl-Abbasemû yemin ettiler. Hatırlıyor musunuz? Burada yukarıda bir ayet geçmişti. Şöyle bir ayet-i kerimeydi. وَلَا تُدِقُ لَحَلَّافٍ مَه۪ينَ Çok yemin eden aşağılık insana itaat etmeyin demişti ya yani. Çok yemin. Bakın bunlar da İl-Abbasemû yemin ettiler. Halbuki yeminleri Allah adına zikretmeleri işin olumsuzluğu üzerine kurdular. Yani az sonra gelecek yoksullara vermemek üzere yemin ettiler. Hadi vallahi billahi, hadi tallahi sabah kalkıp gidelim erkenden devşirelim dediler. İnsan doğruya bile yemin etmemesi gerekirken yalanı ve yanlışı icra etmek üzere yemin etmenin sonunda kezalikel azap büyük bir azap olduğunu ahirette de ifade ediyor, görmüş oluyoruz. Öyleyse yeminden mümkün mertebe kaçınmak gerekir. Bunlar bahçe sahipleri sabahleyin bahçelerini devşirmeye yani ürünlerini toplamaya akşamdan yemin ediyorlar, sabah yapacaklar. Velâ yestesnûn, istisna da yapmıyorlar. Şimdi bunun üzerine çok durmuşlar. Bu istisna nereye oturtturalım? Genellikle inşaallah dememişler. Onun üzerinde duruyorlar. Yani Allah dilerse dememişler. Şöyle söyleyeyim. Bu kıssanın daha evvel de söyledim. Şeyde Kehf suresinde geçen ayet-i kerimede aynı kıssanın benzeri anlatılıyor. Bu anlatılan kıssada da benzeri geçiyor. Bir evveli velâ tekûlenen şey'in ifâ-i müzâke fâdâ.
bir şeyi yarın muhakkak yapacağım demeyin, inşallah deyin. Şimdi burada bir şey daha ifade edeyim. Bir inşallah var, bir de bir iznillah var. Allah'ın izniyle var, bir de Allah'ın dilemesiyle var. Ne fark var arada? Allah'ın dilemesiyle derse sorumluluk tamamıyla kul ve Rabbi arasında. Önce kuldan başlıyor. Tamam? Sonra Rabbinin de dilemesi geliyor. İnşallah da. Yani inşallah ödeyeceğim dedik. Tamam, ben niyet ettim. Ama afet oldu. İşte kaza oldu, deprem oldu, ölüm oldu. Gelemedim. E inşallah dedik ki oradan kurtaracağız. Biiznillah dersek ne olur? Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın izniyle geçen ayetlere bakıldığında İsa Aleyhisselam Allah'ın izniyle ölüleri diriltir buyuruyor. Orada kulun dahli yoktur. Tamam mı? Tamamen etki, yetki Allah'a aittir. Kulun hiçbir fiilde etkisi yoktur. Allah'ın izniyle dedik mi? Tamamıyla ona ait. İnşallah dedik mi? Bizim de sorumluluğumuz vardır. Yoksa bir insan birini diriltmesi mümkün değil. İnşallah demek. Her inşallah diyen olumlu sonuca erişir mi? Erişemeyebilir. Kur'an-ı Kerim'de örnekler var. Mesela Musa Aleyhisselam işte ben sabredeceğim diyor. Hızır yolculuğunda. Ama sabredemiyor. Yani inşallah dedik diye. Ancak bizim Türkçemizde biraz şöyle olmuş. Kandırmak için inşallah. O çok tehlikeli bir şey. Yani inşallah biz elimizden geleni yaparız ama hayatın değişimi, dönüşümü, yaşamı tamamıyla bizim elimizde değil. Şimdi velâ yestesûn, istisna da yapmadılar. Yani bunu bahçemizi devşirirken yani bütün kudreti, kuvveti kendinde gördüler. Bunun için bizde bu var. Şöyle düşünün, genişletelim. Benim ailem varken sırtım yere gelmez diyor adam. Oğullarım, kızım varken sırtım yere gelmez. Patron, amirim varken sırtım yere gelmez. Bana bir şey olmaz. Öyle değil mi? Halbuki ne yapmak lazım? O da Allah'ın kulu. Bizim bir cemaatimizden bir abimiz vardı, Allah rahmet eylesin. Vefat etti. İçimden geçti ki onun dünyevi işlerini ortağı halleder. Çok iyi bir ortağı var. O zaman da ortağı hem belediye başkanı da olmuştu. Ortağı dedim dünyevi işlerini yoluna koyar. Hani ailenin sıkıntıları varsa ödemeleri alacak, verecek. Ortağı aynı zamanda tüccar, belediye başkanı. O halleder dedim. 15 gün sonra tahminen belediye makam arabasında kalp sektesinden ortak vefat etti. Aklıma geldi, ortağı halleder demiştim, orada gitti. Çok ilginç değil mi? Şimdi demek ki bizim çocuğumuz olacak, makam arkadaş olacak ama velâ yestesnûn, inşallah Allah'ın ne imtihanları var? Benden önce mi gidecek, benden önce mi hasta olacak, benden önce mi fakir olacak, araya şeytan mı girecek? Bütün hesapları bilir. Sonra da çıldırıyoruz. Akıl hastası olacak derecede insanlarla iş aramız açılıyor. Neden? Velâ yestesnûn. Bunun üzerine durmak lazım. Tefsirlerde bununla ilgili çok farklı görüşlerin de var olduğunu, neye tekabül ettiğini uzun uzun anlatıyorum. Öyleyse burada şunu öğreniyoruz. Bir, bir iş yaparken yemin etmeyeceğiz. İkincisi, inşallah diyeceğiz. Yani Allah'ın bu kainattaki hükmünün var olduğunu, başka kullarının var olduğunu, başka olayların, niyetlerin etkili olduğunu asla unutmayacağız. Tarlanın sahibi biz gözükseksek, kainatın sahibi biz değiliz. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Onlar uyurken gece, akşamdan konuştular, sabahleyin programımız budur dediler ve azimli uyudular. Bakın, niyet çok önemli. Şimdi bazıları diyor ki niyetten bir şey olmaz. Bu adamlar ürünü devşirmedi ki. Akşam uyudular, karar verdiler. Yatalım erkenden, sabah erkenden yola gideceğiz dediler. Onlar uyurken Cenab-ı Hak buyuruyor ki Rabbinden bir afet bahçeyi sardı, süpürdü, yaktı gitti. Tamam. Ayet-i kerimede ne yaptı?
ve tafaleh taifun min rabbike. Rabbinden diyor. Her şeyi geliştiren, hükmeden Allah. Ve hüm naimun, onlar uyurken. Burada şunu da görüyoruz. Uyku çok büyük bir gaflettir. Yani insan ne kadar akıllı olursa olsun, ne kadar yetkili olursa olsun, ne kadar zengin devlet başkanı olursa olsun, uykuya muhtaçtır. Uyuduğu zamanda da dünyayla irtibatı kesilir. Allahu yeteveffel enfüse hîne mevti. Ölümle uykuyu Cenab-ı Hak benzetiyor birbirine. Yani bir adam ölüyor olsa orada yatıyor. Birisi de burada ruhu geri verilen tekrar diriliyor. Öyleyse uyku anında da büyük gaflette, büyük sıkıntı olur. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam uyumaya yatacağı zaman işte bazı duaları, felak, nas, ayet-el kürsi gibi eline üfler, vücuduna sürer, dua eder de uyurdu. Allahümme estemtu nefsi ilek ve fevdattu emri ilek ve elcehdu zahri ilek diye çeşitli uyku duası demeyeyim de yatak duası ancak sana güvenir, sana dayanırız şekli ifade edilmiştir. Yani uykuda da korunmaya ihtiyacımız vardır. Uykuda da korunmaya ihtiyacımız vardır. Gerek afetlerden, gerek kötü rüyalardan, gerek uykunun şerrinden de korunma gerekir. Onun için de uyku insan için güzeldir ama uyuyandan ilah olmaz. Uyuyandan ilah olmaz. Yemek yiyenden ilah olmaz. Kânâ-i ulânı doğam. İsa ve annesi aleyhisselam. Yemek yiyorlar diyor. Yemek yiyen tuvalete de gider. Olmaz. Uyuyandan da olmaz. Niye? Çünkü ayet-i kürsüde la te'huzuhu sinetun ve la nevk. Şekerleme ve uyuklamayı Allah asla kabul etmez. Onu almaz. Uyku onu esir etmez. Tamam? Yani bizim için güzel. Dinlenme vesilesidir, bir nimettir. Ancak Allah için uyuma yoktur. İşte insan uyuduğu zaman bahçesinden, evinden, cebinden, eşyasından, anahtarından ne oluyor? Gaflette oluyor. Bir tarafıyla nimet, bir tarafta da dünyevi yetkisizlikler oluyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir savaş dönüşünde sahabeden bir kişiye veya birkaç kişiye siz nöbet tutun, efendim sabah vakti olunca bizi uyandırın, çok yorgunuz diyor. Sonra uyuyor Efendimiz yanındakiler de. Bir uyanıyorlar, güneş doğmuş. Şimdi ne yaparsınız siz o adamı, o nöbetçi bıraktığınızı? Peygamber değiliz de ne yaparız biz? Hani bir vakit namazımız kazaya kaldı diye ne demeyiz? Efendimiz ne buyurmuş biliyor musunuz? Ruhlar Allah'ın elindedir. Dilediğimi alır, dilediğimi verir. Güneş doğduktan sonra kalkın cemaatle kaza edelim diyor. Adamı da çok haşlamıyor yani. Tamam. Çok dikkatimi çekti benim, bilmiyorum. Yani biz olsak işte şeyh olduğunu kabul et, hoca olduğunu kabul et. Adamı yerin dibine sokar. Ona soruyorlar. Hani sen bizi uyandıracaktın? O da diyor ki size arız olan şey bana da arız oldu. Yani size gelen o uyku bana da geldi. Öyle uyudum. Efendimiz de ruhlar Allah'ın elindedir. Hazreti Ayşe'ye mi öyle bir şey? Efendimiz sahura, seher vakti namaza kalkmayı söylüyor. O da diyor ki ruhlar Allah'ın elindedir diyor. Allah uyandırırsa kalkarız. Uyandırmazsa ne yapalım? Efendimiz diyor ki insan cedelci olmuştur diyor. Vahsap sözünü gayet okuyor. Yani mücadelecidir insan diyor. Ben sana sahura kalktım sehere, sen bana ruhlar Allah'ın elindedir diyorsun. E tamam da sen niyetini yap. Kalkamadın, hadi söylersin. Demek ki uyku meselesi özel ele alınması. Nevmeküm sübata. Uykunuz dinle. Sept dinlenmek demektir. Yahudilerin septi var ya, Yahudi sept. Cumartesi dinlenme günü ya, oradan ifade ediyor. Öyleyse burada şunu görüyoruz, kötü bir azimle bahçe sahipleri yemin etmişler, yanlış bir yemin, bahçelerini devşirecekler diye ve inşallah dememişler, güç, kuvvet, kudret, her şey bize aittir demişler ve uykularına erkenden yatmışlar.
Ama onlar uykudayken Allah bahçelerini helak etmiştir. Bizim de mesela bir şey diyemiyoruz ama 99 depreminde gece yattığımızda uykumuzdaydı. Uykuda vefat edenler, uykuda 50 bine yakın bina gitti. Bir ara bir sayı vardır hani 20 bin ağır hasar, orta hasar, az hasar var 50 bin civarı. Ölüm sayısı ne diyorum, bina sayısı. Ne oldu? Uykudayken binalarımız yıkıldı değil mi? Uyandığımızda yıkılmıştı, yıkılmak üzereydi. Kimi içinden çıktı, kimi geldi. Onun için aslında uykuya yatarken çok şuurlu yatmak lazım. Televizyon seyrederek uyuyoruz. İşte kenara devrilip uyuyoruz. Hayır, uyku ciddiyetle salih bir amele dönüştürülmesi gereken bir olaydır. فَاَصْبَحَتْ كَسَّلِيمُ Buyuruyor ki böylece bahçe yakılmış bir toprağa döndü. Yani böyle bir afet, yıldırım gibi bir şey oldu. Ve bahçe helak oldu diyor Allah'a. Bunlar daha uyuyor. Uyumaya devam edin. فَتَنَادَ مُصْبِح۪ينَ Derken onlar sabahleyin birbirlerine seslendiler. Uyandılar, sen kalk kalk dediler. Bir rivayet, bunlar üç kardeşti de. Babaları çok hayırlı bir insandı. Öyle deniliyor ama kesin mi bilmiyorum. Bunlar kötü insanlardı. اَنِغْدُوا عَلَى حَرْسِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ Birbirlerine uyandırdılar da dediler ki haydi eğer ürününüzü devşirmek istiyorsanız ürünleri, bahçeyi toparlamak istiyorsanız erkenden gidin dediler. اَنِغْدُوا عَلَى حَرْسِكُمْ Bu hars nedir? Sarimin nedir? Ve bunun üzerinde de uzun uzun durmuşlar. Şimdi burada şunu görüyoruz. Cenab-ı Hak biliyor ki ürünü devşirmek. Demek ki bahçe ürünlerini tam kemal üzere vermiştir. Dedik ki bu Kehf suresinde de var demiştim dersin başında. Tefsirde diyor ki Kehf suresindeki şahsi bir bahçeyi anlatıyor. Kalem suresi toplumsal, içtimai, devlet, ümmet, insanlığa işaret ediyor. Niye? Çünkü burada ashabel cennet diye ayeti kerimede yani cennet ashabı diye kalabalığı anlatıyor. Ama diğerinde ise böyle değil. Ve dekale cennete hu ve huve zalimun li nefsi. Öbürü de bahçesine nefsine zulmederek. Yani bu kıssayı iyi okumak için şöyle numara vereyim burada. Kehf suresinin 32. ayeti kerimesinden başlıyoruz. 44 dahil bir bahçe hikayesi var. Bu Kalem suresinde de 17. ayeti kerimeden 33'ün sonuna kadar yine bir bahçenin helak olma olayı anlatılıyor. Şimdi buyuruyor ki Cenab-ı Hak ayeti kerimede dediler ki diyor haydi ürünü devşirecekseniz erkenden gidelim bahçemizi toparlayalım. Yani niye böyle? فَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ Bunlar böyle fısıldaşarak gittiler. Yani sessizce gittiler. Kimse duymasın diye. Halbuki bizim tüm fısıltılarımızı duyan güçlü bir Allah'ımız var. Biz kimseye duyurmuyoruz ama ondan gizleyemiyoruz. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪ينَ وَمَا خَلْقًا Önde, arkada ne varsa biliyor. عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا قَدْتُمَتْ وَاَخْخَرَ Takdim ve tehir ettiğimiz her ne varsa biliyor. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Nerede olursak olalım. O daima bizim nedir? İnne rabbeke lebil mirsad. Muhakkak senin Rabbin rasat etmekte, gözlemektedir diye birçok ayet-i kerimeler vardır. Şimdi burada diyorlar ki erkenden hadi kalkın gidelim sessizce en la yedhulenna liyevme aleykum miskin. Bu kadar tedbiri niye almışlar? Bu problem ne? Şunun için sakın orada hiçbir yoksul, miskin yanınıza sokulmasın. Hiçbir miskin, burada miskin geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de fukara ve miskin kelimesi zekat ayetinde geçmektedir. Miskinle fukaranın ne gibi farkları vardır? Müfessirler, fakihler anlatırlar. Yani yoksul diye. Hiç bugünlük yiyeceği bile olmayana biraz daha miskin deniyor. Yarını var, sonra fakir deniyor bazı tariflerde.
Şimdi burada şu var. Bir toplumun iktisadi düzeni olmazsa o toplumda kargaşaya işaret var. Yani toplumun açları var, yoksulları var. Onlara da bu kazançlardan hangi şartlarını din belirliyor, ihtiyaçlarını görmek lazım. Yani zenginlik, devlet, zenginler arasında dönüp dolaşan bir meta olmasın. Keylâ-i kûnet hûleten beynel ebniyâmin. Yani zengin, paralar, servet Türkiye'nin %10'u, dünyanın %5'i veya %20'si arasında dönüyor. Aşağıya bir türlü servet dönüşümü sağlanmıyor. Böyle olmasın. Bunun için Hazreti Ömer Efendimiz Irak topraklarını fethettiğinde İslam'ın kuralına göre mücahitlere dağıtması gerekiyordu. Irak toprakları, mücahitlere, askerlere. Ama belki her birine 1000 dönüm, 100 dönüm düşecekti. Fakat diyor ki çok zengin bir ordu elemanları olacak, çok da fakir insanlar olacak. Hayır, İslam'ın özüne bu uygun değildir diyor. Fıkıhta tartışılıyor bu konu ve uygulamasını bunun üzerine yapmıyor. Yani sadece belli adamlar çok yüksek zengin yapıp bu doğru bir şey değildir diyor. Fakirlikte mi eşit olalım? Hayır, öyle bir şey demiyor. Ama Peygamberimiz bizim işimizde çalışan evi olsun, hizmetçisi olsun, bineği olsun, evlensin, bundan sonrası uygun değildir diyor. Yani İslami anlamda yani bir ülkenin sosyal devlet ol dedik mi ev problemi yaşamamalı. Başını sokacak 35 mi 70 metrekare mi? Bizde de bir hastalık var. Herkes evini 150 metrekare yapıyor. Deprem bölgesine gittim ben bu son deprem bölgesine. Orada bir belediye yetkilisi dedi ki bizim burada dedi şehir ismi vermeyin 160 metrekareden ufak ev yapılmaz ve alınmaz. 160 metrekare. Neredeyse iki ev değil mi? 80-80. Hepsi çok yıkıldı. Şimdi insanların evi, geçimi, hizmetçisi diyor. Ben Uganda'ya gittim bu şey için. Uganda'da baktım millet hizmetçi çalıştırıyor. Bir kadın bir erkek. Biri evde biri dışarı. Ne kadar zengin bunlardı. Zenginlik değil. O gittiğim zaman 100 dolara bir kişi çalıştırıyorsunuz. Çalışırken de yemeğini veriyorsunuz. Ama yattığı yer bu kürsünün iki misli kadar yere adama vermişler. Sen burada yatarsın. Gelişen bir yer. Yani şartlar değişiyor tabii ülkelerde. Şimdi mesela eskiden Türkiye'de böyle çok dışarıdan gelip de evlerde çalışan yoktu. Şimdi var değil mi? Hastamız var diyor, tuttuk diyor, ettik diyor. Devlet tutuyor, millet tutuyor. Bu imkanlarla alakalı bir şey. Şimdi burada miskin meselesi var. Bir toplumun miskinlerinden servetlerini gizleyenler huzur bulamazlar. İşte oraya gir. Yani miskin ne demek? Yoksulluk. Bizim ülkede miskinlik de var, sömürmek de var. Bir taraftan hep tembel duruyor adam, ben işim yok diyor. Ben bilmiyorum tabii devletin bütün işlerini ama bir adam yardım istiyorsa bir bakarım. Hani sağlık raporu getir. Sağlamsın sen. 6 ay sana yardım edeyim. Şurada SAMEK var belediyenin kursu. Doğru oraya iş öğren. 6 ay sonra yardımı keser. Hiçbir yerden dalamaz. Kimin nereden yardım aldığı bellidir ülkede. Doğru mu? Entegre yok. Bu kadar internet gelişti. Haberler var. Hangi dernekten alıyor? Niye almış? Nereye kadar alacak? Köpek için mama topluyor. Mal sahibi oluyor. Çocuğum hastadır diyor değil mi? Para toplayıp kaçıranları duyuyoruz. Tabii ki suistimaller olacak ama bugün muhtarlar var, gelişmiş işte memurluklar var. Yani zor değil. Bu toplumun fakirleri kimlerdir? Sitelerin içinde pek fakir olmaz, olur mu? Öyle 3-10 milyonluk sitenin içinde fakir. Olmaz 10 milyon. Oraya ne? Kedi bile, köpek bile giremiyor. Kavgasını onlar yapıyor. Çünkü kedi köpek bizim mahallede. Ben geçen hafta arabayla geldim bu sabah yürüyerek geldim. Genelde yürümeyi seviyorum. Buraya kadar da caminin önüne kadar da Hülastür Beyan'da diyor ki atla şehir içinde gezmek mekruhtur, kibre sebep olur diyor. Eskiden tefsir, Türkiye tefsiri. Tabi buraya kadar arabayı çekmek istemiyorum. Şu kapalı çarşının oraya bırakayım dedim. Bıraktım. Yürümeye başladım.
Dört tane köpek öyle bir saldırdı ki anca bağırarak durdurdum. Sonra geri geri onlar bana, ben onlar tekrar arabaya bindim, şuraya kadar arabayla geldim. Ondan sonra diyor ki köpek tehlikesi var mı yok mu? İmamı bile tanımıyor. Yani az daha siz yazacaktım cemaat-i müslimin köpek dehşet teröründen muazza gelemedik diye. Şimdi neyse, miskin meselesi, bakın burada ayetin bel kemiği bu. Kur'an-ı Kerim'de infak, çalışma, cimrilik, cömertlikle ilgili ayetler iddia etmiyorum bütün ibadet ayetlerinden fazladır. Sayalım, namazla ilgili 40 tane mi ayet var? Zaten yanında zekatı var onun, merak etmeyin. Bir Kur'an-ı Kerim'de vermekle ilgili sayfalarca ayetler var. Bakara suresinde 4 sayfa var neredeyse üst üste. Burada vermeklerden şöyle bir şey anlamasın. Tembel bir toplum var, birileri çalışıp verecek. Hayır, Efendimiz veren el alan elden üstündür diyor. Sen kaç senedir alıyorsun ya, ayıp ya. İki, müsrif olmayacak. Üç, çalışkan olacak. Öyle değil mi? Yüz suyu dökmeyecek. Kur'an-ı Kerim diyor ki, isteyen lisaili ver mahrum. İsteyen ve isteyemeyen var. Ama la yes'elûne nâse ilhâfâ. İnsanlardan ısrarla bir şey istemezler. Onları gördün mü onları zengin zannedersin. Çünkü onlar iffetlidir diyor. İktisadi iffet. Açlığını belli etmez. Yoksulluğunu belli etmez. Nereden aldın, kaç aldın, nerede yedin, nasıl yedin söylemez. Onurlu. Hani var ya öyle, karnı aç ama dişinde kürdan var demişler. Aslında açlıktan gidiyor adam ama dışarı tok gözüküyor. Şimdi bir doyumsuz bir dünya oluştu. Onun için de üzücü bir şey. Şöyle dediler birisi bana 99 depreminden sonra. Yardım almaya alışkın olan bölgenin insanların da bir ahlak oluşuyor. Tep toplama ahlakı. Bu herkeste vardır demiyorum. Yani ben depremde mont dağıtıyorum 10 yaşında çocuklara. Zengin birinin çocuğu da sıraya girdi. Versem vebal mi, vermesem ne yapayım? Çocuğu açıklayamıyorum. 10-12-13 yaşlarında. 15-15 tane çocuk var 15 tane. Böyle kendi kendimi yiyorum. Ne yapacağım, ne yapacağım? Tam sıra ona geldi. Ne veriyorsun hocam? Değil mi? Bizim evde montumuz var, benim babam alır dedi. Bırak dedi. Yani çocuk olup da iffetli olan da var. Yoksa herkes değil. Ama daha depremin ilk saatinde Yeni Cami'deki marketin altında ne var ne yok. Müftülüğün oradaki marketin altında ne var ne yok. Almaya uğraşanlar. Yani daha ilk 7.30'da deprem 3'te falan oldu. O zaman burada şunu görüyoruz. Toplumun yoksullarının sistematiğini bilmek lazım. Diyor ki ayet, dediler ki gizlice konuşarak, bak gizlice konuşuyorlar kimse duymasın diye. Kötülükler demek gizli konuşuluyor. Onun için gizli konuşmakta hayır yoktur. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِسَدَكَةً اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِسْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ. Gizli konuşmayın diyor Cenab-ı Hak. Gizli konuşmakta hayır yok. Fiskos yok. Neydi var? Ancak diyor sadaka vermek, insanların arasını bulmak ya da bir iyi bir şeyi tavsiye ise gizli olur. İyi bir şey size söyleyeyim ya da birinin arasını bulacağız ya da bir sadaka vereceğiz. Ama öbür türlü ve tenacev bil birri ve takva. Gizli konuşmak iyilikte ve takvadadır. Ve la tenacev bil ismi vel udvan ve nasiyetir rasul. Günahta, düşmanlıkta ve peygambere isyanda gizli konuşmayın diyor. Görüyor musun? İnnemen necva mineşşeytan. Parça parça okuyorum ayetleri. Gizli konuşmak şeytandandır diyor. Yani günah olan işlerimiz var ya gizli. O gizler ne oluyor? Demek ki gizli. Günah genelde ve gizli işleniyor. Biz gizlediğimizde Kur'an-ı Kerim diyor ki bu gizlilikler doğru bir şey değildir. Gizlenecek şeyler iyiliklerdir, takvadır, ihsandır, ikramdır. Bunu böyle bilin diyor. Ve onlar da diyorlar ki yoksullar yola çıkmadan, yani babaları ürünü devşiriyor sonra insanlara veriyormuş. Bunlar erkenden gidecek. Fakirler de zannediyor ki
babaları gibi bu çocuklar böyle yapacaklar. Ondan sonra da bize de verirler. Onlar erken gidiyor. وَقَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِل۪ينَ Ve onlar efendim yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıkıyor. Gücü yetmediğinden, gücü yettiği halde ne yaptılar? Erkenden yola çıktılar. Yetimlere, yoksullara neyse vermemek üzere. فَلَمَّا رَأَوْهَا Geldiler bahçeye, baktılar. قَالُوا dediler ki اِنَّا لَضَالُّونَ Vakıada da var, var buna benzer. Şey, kefte var. Dediler ki biz mutlaka yolu şaşırdık. Biri bana dedi ki depremde dedi Yeni Cami Sultan'da dükkanım vardı. Gittim dükkan yerinde yoktu. Binalar öyle kaymış ki 3 bina 2 bina bu tarafı. Ya benim dükkan nerede? Tamamen pires olmuş yani. Dükkanı bulamadım dedi. Şimdi bunlar da bahçelerinin yandığını görünce helak olduğunu yanlış geldik dediler. Yani bizim bahçe böyle değil. Biz bilgimiz dahilinde değil bu işte. Sonra iyice baktılar. Ben nehnu mahrumun. Gerçeği anlayınca biz mahrum bırakıldık dediler. Anladılar. Ellerinden çıktığını, yoksul kaldıklarını anladılar. Gale dedi ki evsatum onlardan akıllı olan, ortanca olan, dengeli konuşan. Kur'an-ı Kerim'de ümmeten vesatan var. Orta dengeli ümmet. Yani demek ki bir toplumun içinde daima iyiliğe yatkın insanlar var. Şeyde de var. La takdiru Yusuf. Kardeşler Yusuf'u öldürmek üzere karar veriyorlar hep beraber. Ya bir tam öldürecekler. İçlerinden biri diyor ki ya öldürmeyelim atalım bir yere bulsun biri götürsün diye. Gene bir vicdanlı adam muhakkak kötülerin içinde de biraz vicdanlı, fıtrata uygun, aklı selim muhakkak biri çıkıyor. Yani böyle birisi ya yeter dövmeyelim, öldürmeyelim, vurmayalım diye biri çıkıyor. Şimdi bu Gale Efsatun ortancası dedi ki Gale ne dedi? Elem ekullekum levla tusebbihun. Ben size Allah'ı tesbih etsenize demedim mi dedi. Demek ki denmiş ama fayda etmemiş. Her söz de fayda etmez. Bazıları imamlara çok kızıyor, vaizlere, hocalara. Kızabilir ama niye kızıyorsun diyor. Söylemiyorlar diyor. Ya söylemekten olacak iş değil ki. İstediğini söyle. Ha susmuşsun, ha söylemişsin. Bir gün radikal bir genç camiye gitmiş, imam da hutbe okuyor. Kemalizme, putlara, rejime, laikliğe, düzene vermiş vermiş. Heh demiş işte hoca böyle olacak. Öbürleri korkak demiş. Dedim de diyor hocam. Sonra cumayı kıldım böyle doldum imamla. Cesur bir hoca buldum dedim. Sonra herkes sessiz dağıldı gitti. Yani ben hoca söyleyince bir şey olacak. Ne olacağını bilmiyorum ama öyle düşünüyorum. Bir şey olmuyormuş. Hoca söylemek dedi. Söylemenin yeri var. Ama sistem kurmak lazım. Biz Müslümanlar bakın. Mesela Gazze konusunda ciddi tepki vermiyoruz. Ben başkaları. Veriyor gözüküyor. Köpek için veriyorlar. Öbürü için veriyor. İslami camiye sağ cenah. Ne derseniz deyin. Hak arama konusunda gevşek. Yoksa 50 yılından beri kurucu parti iktidar olamıyor. Doğru mu? 50 yılından beri. İşte yanlış kurdunuz cumhuriyeti diye millet ona vermiyor. E kim oluyor? İslam köylüsü oluyor. İşte şey oluyor. Öyle 74 seneden beri hani sağ partiler çok azal. E peki ne? Değişiyor mu şey? Biz bir şey demem, bir şey demem. Bizde hak arama yok. Halbuki hadis-i şerifte buyuruyor ki her hak sahibine hakkını ver. Bir hadiste de hak sahibinin söz söyleme hakkı vardır diyor. Birisi borcunu istemeye gelmiş Efendimiz'e biraz sert istemiş. Sert istemiş. Öde borcu falan demiş herhalde. Sahabe de ona biraz edepli ol demiş. Efendimiz hak sahibinin konuşma hakkı vardır. Susturma adamı demiş. Abi bizde nerede? Müftülükte de söyleyeyim. Burada da söylemezsin. Camide de. Hiçbir yer. İslami kesim hak arama, hakkıdır hakka tapan milletin istiklal derken aslında biz kalabalığız. Sayı olarak da kalabalığız.
örgütlenme anlamında da kalabalığız. Sessiz manevi güçlerimiz ve iyi insanlarımız var ama örgütlü hareket etme kabiliyetimiz de. Düşünüyor, biliyor musun? Türkiye'de kaç tane can var? 186 bin. Ha, 80 bin canı var. Bunun en az 50 bin tanesinde etkin dernek vardır. Öyle mi? 50 bin cami derneği bir protesto çekse hükümet durur, düşünür. Yıldızlar bile düşünür. Aşağıdan çok dua geldi. Öyle değil mi? 70 bin, 50 bin dernek hacı. Her sene kaç milyon hacı bekliyor gitmek için? Hacca gitmek için yazılanlar kaç milyon? Milyonların üstünde. 10 milyon ama yaklaştınız. Yani kayıt olsam çıkmayacak bir adam. Kayıt olmuş 1 milyon üstünde diyelim, insan bekliyor. Ne kadar omleci gidiyor? E nerede bizim piyasada etkinliğimiz? Etkinlik. Çok pasif bir yetiş. Tamam, devlet önemlidir. Ama şöyle bir şey var. Biz kendi kendimize eğiliyoruz. Şimdi dua et diyor, ben görüyorum hemen dua. Devletimizi, milletimizi, birliğimizi beraber. Ne? Nerede birlik, beraberlik, devletimiz, milletimiz? Hemen devletimiz. Zaten öyle değil. Devleti yıkalım değil, düzeltelim. Ama devletimizi ıslah eyle ya Rabbi. İslah eyleyecek mi? Akıl ver ya Rabbi. Öyle değil. Devletimizin de öyle sistem yürüyor. Sistem yürüyor. Yoksa çok kalabalığız biz. Kalabalık değil miyiz? Ramazanları düşünün şimdi. Şimdi cuma namazlarında 20 milyona yakın insan cuma kılıyor. Öyle demiyor sayılar. Haddi yakınlıkları değil. Buradan şuraya geliyoruz. Şimdi ortancası dedi ki tesbih etseydi. Tesbih ne demek? Tesbih. Ben de şaşırttım. Bunu nasıl mana vereceğiz? Tefsirde ilginç bir şey rastladım. Sabah namazını kılsaydınız ya. Anlamı da olmaz. Çünkü namazda tesbih var mı? Subhanekallahumma ve bihamd. Tesbih. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Alem. Yani kelime olarak var. O zaman Allah'ı tesbih etmek ne demek? Allah'ım senden noksanlık yoktur demek. Kısaca. Noksanlıklardan uzak tutarım seni. Tenzih edin. Peki bu ne demektir? Bizde noksanlık vardır. Ne demek bu? Biraz daha açalım. Kardeşler, bahçeyi devşirmeye gideceğiz ama güç, kudret, kuvvet her şey de bizim elimizde değil. Noksansız olan, iradesini istediği gibi ortaya koyacak olan ancak Allah'tır. Biz ilah değiliz. Bizim niyetlerimiz, amellerimiz, icraatlarımız çok farklı yönleriyle değerlendirilir. Noksansız olan Allah'tır. Noksanlı olan biziz. Demedim mi ben size? Anladın mı? Yani bu geniş, bu da önemli. Vela esnesnun gibi bu da. Dedi ki ortancaları siz tesbih etseydiniz, yani namaz kılsaydınızdan başlıyor. Yani okudum. Maturidi'de de çok güzel tefsirde bu konular geniş izah edilmiş. Yani daha bir dersin başına söyledik. Bu sure diyor, peygamberimizin bir nimet olarak gelip Kureyşlerin o nimeti anlamamaları üzerine babalarından kalan bahçe nimetinin değerini anlamayan kardeşlerin helakı gibi Mekkelilerde helak olacak haberleri olsun diyor Allah. Tamam. O nimetleri bilmek lazım. Yani bahçe sadece şey değil. Din de bir nimettir. Şimdi buradan bakınca size galu dediler ki hep beraber Subhane Rabbina inna kunna zalimin. Yazıklar olsun bize, gerçekten biz zalimin, haksızlık yapmış kişileriz. Yani onlar biz zalim kimseleriz, Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz dediler. Burada şunu görüyoruz, toplumsal bir tevbe var. Öyle gözüküyor şimdi. Bunlar tevbe etti mi etmedi mi? Edince tekrar mallarına kavuştu mu kavuşmadı mı? Müfessirler bunu araştırıyorlar. Peki bir toplum tevbe edebilir mi? Yunus kavminin, örnek veriyor Kur'an-ı Kerim, Yunus Aleyhisselam'ın kavmi bela musibet gelirken peygamberleri yanlarında olmadığı halde peygambere de sığınamayacak, yani ondan da bir şey öğrenemeyecek. Allah'a döndü, yalvardılar. Allah peygamberlerinin yanlarında olmayan kavmi affetti. Peygamberlerini de suyun içinde affetti. Öyle olur mu? La ilahe illallah subhanallah. İlginç bir şey. O orada yalvardı, kavim burada yalvardı.
Baştan iş yolda giderken kimse uyanamadı ama her ikisi de sonunda kurtuldu. Ve kezalike nuncil müminin, biz müminleri böyle kurtarırız diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu depremde bazılarının dükkanları çok perişan, yıkıldı, malları gitti. Sonra bir baktım, Allah işte İstanbul'dakine merhamet verdi, buradakine bir şey verdi. O ona, bu ona toparlayan oldu mu, olmadı mı? Oldu. Biri de böyle çark caddesinde, bizim evin karşısında bir apartman 9.000 liraya satıldı. O zaman 9 milyon mu deniliyordu 90'da? Çok düşük para. Korktu kadın, satıyorum satıyorum dedi, aman dedi. Birinci kat, 5 katta ne işin var? Çark caddesindeki dükkanı sattı adam. Niye? Hazara elem tere ellezine haracu min diyarihim ve hum ulufun hazara mevt. Görmüyor musun ölüm korkusuyla kaçıp gidenleri diyor Allah. Öyle kaçmadık mı? Kimi dükkanı bıraktı, kimi burada karantina olur, hastalık olur, bela olur, gidelim nereye gidelim. Sonra gidemeyeceğimizi anlayınca Adapazarı seni seviyorum, terk etmiyorum, yazdık arabanlar dışına. Gidecek yer yoktu onda. Öyle sahabenin gitmesini anlatıyoruz da, öyle hat edin mi gidilmiyor. O zaman buradan şunu görüyoruz, demek ki toplumsal tövbede edebilir. Ve tuğbu ilallahi cemiyen eyyüel müminun. Hep beraber tövbe edin diyor. Bunlar hep beraber ne yaptılar? Rabbimiz seni tesbih ediyoruz dediler. Ve biz zalimiz dediler. Önce mahrumuz demişlerdi. Sonra ne oldu? Zalimiz dediler. فَاَقْبَلَ بَعْضُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak buradaki ayet-i kerimede bunun üzerine birbirlerini de suçlamaya, kınamaya başladılar. Var bunun Kur'an-ı Kerim örnekleri. Yani nedir o? Suçlu kim? Şimdi bu bahçe niye helak oldu biliyorlar. Akşam dediler ya, inşallah yok. İlahi yönü yok, insani yönü yok. Bahçeyi devşirir, malı elde götürür dediler. Birbirlerini suçladı. Değil mi? Kapsaneye düşenler birbirlerini elinde sonunda müjdelemeyecekler. Ne yapacaklar? Suçlayacaklar. Ve dediler ki, قَالُوا يَا وَيْنَنَا اِنَّا كُنَّا طَاغِينَ Bakın önce mahrumuz dediler, sonra zalimiz dediler. Sonra da yazıklar olsun azgın, tağun insanlarız dediler. Gördük mü? Yani kendine söyle, halbuki onu zamanında ona söylenseydi, mahrum olursun, zalim olursun, azgın olursun dense kızar insan. Ama insan, ah bu akılsız başım bu. Biri deseydi akılsız kafa taşıyorum diye kavga çıkar. Kendilerini birbirlerini kınadılar, birbirlerine düştüler. Birbirleriyle olan dostlukları, huzurları kayboldu gitti o toplum. Neden? Çünkü toplumda iktisadi bölüşüm hakkıyla yapıldı. İktisadi sıkıntı vardı toplumda. Ve devam ediyor. Asa Rabbuna en yübdilena hayran minha inna ila rabbina râgibûn. Umulur ki Rabbimiz dediler, bize bunun yerine daha iyisini verir. Anladılar gidecek yer, bahçe gitti. Umulur ki Rabbimiz bunun yerine bu kaybettiğimiz servetin, sağlığın, makamın, mevkinin yerine neyini verir? Daha iyisini verir. Bak aynısında değil. İstenen kapı büyük olunca öyle isteyeceksin. Akıllandılar demek ki. Aynısını isteseydiler zayıf olur. Daha iyisini Rabbimiz bize verir. İnna ila Rabbina râgibûn. Çünkü biz artık Rabbimize rağip bu arzu ediyoruz. Fergab var ya, regaib gecesi diyoruz ya, Rabbimizi arzu ediyoruz. Bunlar evvel arzu ediyorlardı? Bahçenin ürünlerini inşallah demeden, fakir, fukara, hak sahiplerine vermeden ürünü erkenden toplamayı istiyorlardı. Artık bizim muradımız bağ bahçe değildir. Biz Rabbimize döndük, rağbetimiz, arzumuz, isteğimiz odur dediler. Şimdi bunun üzerine Cenab-ı Hak buyuruyor ki kezalikel azab, işte azap böyledir. Gördünüz mü? Azabı gördünüz mü? Nasıl oluyormuş bu? Bu kıssayı anladın. Ve le azabül ahirete ekber levkâmi yâlemûn. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Ah keşke bir bilseler. Dünya azabına benzemez. Yani bahçenin helak olması, mahrum olmak, tahkun olmak, bu küçük bir azaptır.
ahiretin cezası daha büyüktür, haberiniz olsun. Bu neyi anlatıyor bu sure? İslam'ın ilk yıllarında indiğine göre kötü peygamberimizin yüce ahlakını anlattı, nübüvveti. Kötü ahlak olan vasıfları saydı ve onlardan uzak durun dedi. Sonra da o kötülüklere benzeyen bir ailenin acı bir sonunu anlattı. Müfessirler demiş ki Allah bunların tövbelerini kabul etti. Yine bunlara nimetler ihsan etti şekliyle söylemişler. Tabi bunun yukarıda şöyle bir ayet var. Senestedricuhum min haysu la ya'lemun. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helaka yaklaştırıyoruz diye bir de istidraç var. Şudur, kötü olan insanlara da bazen diledikleri üst üste verilir. Adam kötü ya, ver. Allah verir, sebep helaka arttırılır. Adam istiyor ya, zannediyor ki verilmek lehinedir. Kötü bir servet, kötü bir makam, kötü bir imkan, kötü bir güç kullanılıyorsa ve şükrü yapılmıyorsa o nedir? Yavaş yavaş istidraç, yani kerametin zıttı, mucizenin zıttı gibi düşünün. Nimet artıyor ama kulluk azalıyorsa bu o adamın helaka gidiyor, aldanıyor adam. Ne diyor adam? Caminin altında bir kiracı vardı. Pek namaza gitmiyor diyor ki bana. Allah kalbimi biliyor ya. Yani ben istiyorum, içimden geçiyor veriyor diyor. Dedim ki ya yukarıdakilere veriyor mu acaba dedim. Camiye namaza gidenlere. Ama benim kalbimi biliyor diyor. Öyle kendini aldatıyor. Halbuki evet verir ama sonunda da o nimetin şükrünü ister. Buna şu dersi çıkartmak lazım. Çok ders var. Hangi şeye kim sahipse bir, o sahip olduğu şeyin ilahi bir imtihan ve nimet olduğunu, o sahip olduğu şeyde ilahi iradeyle insani yardımlaşmaların olması gerektiğini ve sonra da yine aklı başında ise tevbe etmeyi tercih etmesi, Rabbine dönmesi gerektiği anlatılmaktadır. Cenab-ı Hak afetlerden muhafaza eylesin. Meydana gelen afetleri hakkımızda sadaka olarak efendim ihsan ve ikram eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Gazze için ne desek diyelim, şunu görüyoruz. Biz 80 milyonuz. Kararı kim veriyor? Devlet denilen idareciler veriyor. Ümmet 1,5 milyar işte yetki. Öyleyse toplum çok iyi olmalı ki, yani verilecek kararlar da şöyle. Ümmet çok çalışmalı. Amerika'nın nüfusu kaç? 250 milyon. Yani çok mu büyük Hollanda, şurası? Hiçbiri bizden büyük değil. Peki bizim zayıflığımız neden? Dünyada onları yenebilecek strateji, ilim, silah, ekonomi, bilgi yok. Olmayınca sonuç alamıyoruz. Yani çok kısa vadeli bir işti. Ciddi bir yıkım yaşadı İslam ümmeti. Ciddi bir yıkım. Hala devam ediyor. Hala parçalanmalar için uğraşıyorlar. Onun için mesele Kur'an-ı Kerim okumak, vaaz dinlemek değil. Mesele İslam ümmetini ayağa kaldıracak eğitim sistemi, ekonomi sistem, siyasi stratejiler, güç birliklerinin oluşması ve ümmetin de aklını başına alıp boş tartışmalarla vaktini zayi etmemesi gerekir. Yoksa bu azap daha ahirette artar. Şöyle bir ayet getireyim. Nisa suresinde fîme küntüm. Siz dünyada dininizle ilgili ne yaptınız diye bir soru soracak. Onlar diyecekler ki yeryüzünde zayıftık. İşte gücümüz yetmiyor. Gazze'de, şurada, burada diyecekler. O zaman cehenneme gönderecek canım. Neden? Yapmadınız ki bir şey. Onun için kendi elinizde kendinizi tehlikeye atmayın. Tembellik, ümmetin uyanmaması, sorumlulukları yerine getirmemesi büyük bir efendim, tehlikeyi içinde barındırmaktır. Şu cümleyle bitsin. Biz mağlup da olsak galip olan Allah'tır. Biz galip de olsak galip olan Allah'tır. Allah mağlup olmaz. Tamam mı? Mağlup biz oluyoruz. Niye?
Çünkü imtihanı biz oluyoruz ondan dolayı. Rabbim dini doğru anlamayı ve nimetlere şükretmeyi akıbetimizde hayırlı emeği nasip edilsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Lillahi Fatiha.